Rabbel alemin merhamer rahimim. Vatanımızı, milletimizi, biladi İslamiye'ye, tüm masum ve mazlumlara yardım eyle ya Rabbi. Zalimlere dur diyebilecek gücü ülkelerimize nasip eyle ya Rabbi. Bir sürü İslam ülkesi var, onları bir olmalarını nasip eyle ya Rabbi. Makam ve mevki sebebiyle birbirlerine tuzak kuranlardan değil, Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetinin sancağının altında, Kitabullah'ın altında toplanarak bir olmayı, Peygamber Aleyhisselam'ın bize işaret ettiği gibi وَاَعْتَسِمُ بِحَبْلِ cemia bir olarak zalimin karşısında masum yanında olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi evli olanlarımızın yuvalarını Efendimiz'le Ayşe annemizin şurada yaşadığı mübarek güzel yuvayı nasip eyle. Efendimizin Hazreti Hatice annemizle Mekke'de yaşadığı yuvayı nasip eyle. Hazreti Adem babamızla Havva annemizin dünyada başlayıp sonsuza kadar cennette devam edecek huzurlu, tatlı, neşeli, saygılı, hoşgörülü, edepli yuvayı yaşamamızı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin evli olmayanlara kuzu gibi görünüp kurt gibi çıkan sahtekarların eline düşürme. Onlara salih, saliha kısmetler nasip eyle. Ya Rabbi çoluğu çocuğu olanlarımızın çoluk çocuklarını şurada Resulullah'a verdiğin gibi Fatıma'lar, Hasan'lar, Hüseyin'ler, Üsame'ler eyle ya Rabbi. Çoluğu çocuğu olmayanlarımıza ya Rabbi şifalar ihsan eyle, kısırlıkla imtihan eyleme, salih saliha evlatlar ver. Hazreti İbrahim'e 120 küsur yaşında, Zekeriya 80 küsur yaşında verdiğin gibi onlara da ver. Analarına, babalarına layık evlat eyle, vatanlarına, milletlerine hizmetkar birer vesile, birer vasıta eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ömrümüzün geri kalanında ne kadar günümüz var bilmiyoruz. Her şeyi sen bilirsin. Şu mermerin üzerinde yürüyen en küçük bir mikroorganizmadan, en küçük bir atomdan, atom altı parçacıktan, en uçsuz bucaksız galaksi sistemine kadar hepsine vakıf olan sensin. Şu uçan her bir kuşun havada uçması senin emrinle oluyor. Şurada esen rüzgar her bir anını senin kudretinle gerçekleşiyor. Sen bütün kainatı kuşatansın ya Rabbi. Bu kadar muhteşem ve muazzam ilminle her birimize özel ilgi göstermesin. Her birimizin parmağının ucu ayrı. Her birimizin göz retinası, korneası ayrı. Her birimizin ses tonu, ses kodu ayrı. Her birimizin yürüme tarzı ayrı. Milyarlarca, trilyonlarca insan gelmiş. Her birimizi özene bözene yaratmışsın ya Rabbi. Bize bu şefkat ve merhametinle yaklaştığını biliyoruz. Biz de sana icap ederek iman ettik. Yine icabet ederek peygamberimin makamına geldik. Yine icabet ederek onun sünnetine ve emrine uyarak umre yapacağız. Öyleyse biz senden ve Habibinden razıyız. Ömrümüzün geri kalanında da sen bizden razı ol. Mahşer günü Habibine kavuştuğumuzda o da bizden razı olsun ya Rabbi. Ömrümüzün geri kalanında Nahl suresi 97. ayetteki gibi ve men amile salihan min zekerin ve unsa, bir mümin erkek ya da bir mümin kadın iman etmiş ise, salih amel işliyorsa onu dünyada hayatan tayyibe, çok huzurlu, neşeli, mutlu, güzel bir hayat ile yaşatırız buyuruyorsun. Ve lenezziyennehum bi ecrehum, onlara ahirette ise fazlasıyla kat kat vereceğiz diyorsun. Bize de ya Rabbi dünyadaki ömrümüzün geri kalanını cennet bahçelerinden bir bahçeymiş gibi huzurlu ver ya Rabbi. Yuvalarımızı huzurlandır, işimizi huzurlandır, sokaklarımızı huzurlandır. Öyle huzurlu yaşat ki son anımız kadar ya Rabbi Azrail ile buluştuğumuz zaman güzel bir hayat yaşadık elhamdülillah. Şimdi daha güzellerine gitmek için ey Azrail yap görevini demek nasip olsun ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin Azrail ruhumuzu almaya geldiğinde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek imanı kamil ile emaneti teslim etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi üç şey bizimle kabire gelecek, ikisi dönecek, bir şey kalacak. Mal, mülk gelecek, makam gelecek, geri dönecek. Evlat, çoluk, çocuk gelecek, geri dönecek. Şu ameller gelecek, bizimle kabire inecek. İşte kabirde münker nekir gelip men rabbuk ve men nebiyik diye sorduğunda Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an, nebim işte şu zat Muhammed Aleyhisselam diyerek kabrimizin cennet bahçelerinden bir bahçe olmasını nasip eyle. Cemal-i Mustafa ile müşerref eyle. İsrafil sure üflediğinde Resulullah Aleyhisselam şuradan ilk kez haşrolduğunda, ilk kez Resulullah haşrolunacak. Hadislerde öyle diyor. İsrafil sura üfürdüğünde ilk dirilecek benim diyor Allah Resulü. Haşrolduğunda nasıl bizi şu anda huzurunda buluşturdun ya Rabbi? Ya Rabbi kurban oldum Allah'ım. Herkes çırılçıplak haşrolsa da mahşerin dehşet ve şiddeti içerisinde birbirine bakmaya fırsat bulamadı. Anne babanın evlattan, evladın anne babadan kaçtığı o günde. Kur'an'da diyor ki o gün günahkar kimse der ki Allah'ım anamı al, babamı al, çoluğumu al, çocuğumu al, tüm dünyayı al, cehenneme koy ama beni bırak
der diyor. O hal ve dehşetin içerisinde herkes fe eyne tesebun, nereye kaçış, nereye gideceğiz diye yırtındığında peygamberler bile ya Rabbi nefsi, ya Rabbi nefsi dediğinde ümmeti, ümmeti diyen Muhammed Aleyhisselam'ın huzurunda şimdi buluşturduğun gibi o zaman da buluşmayı nasip eyle. Çoluğumuzdan, çocuğumuzdan kimseyi geride bırakmak ile bizi imtihan eyleme ya Rabbi. Neslimizden küfre düşen, kafir olan, fıska düşen, büyük günah düşen kimseyi eyleme ya Rabbi. Çoluğumuzda, çocuğumuzda, sevdiklerimizde Efendimiz'i libayel hamd sancağına cem eyle. Güneş tepede, insanlar günahların hesabı içinde titriyor. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını almaya çalışıyor. O şiddetli günde zebaniler alıp insanları günahkarların arasına atıyor. İyileri alarak iyilerin arasına koyuyor. Arşın gölgesinde gölgelenen 7 sınıfın içerisine dahil olmayı bize de nasip eyle ya Rabbel Alemin ve Rahmen Rahim'in. Hassas terazi hesapları sormaya geldiğinde ikra kitabe kafa bi nefsike lema aleyke hasibe, oku kitabına bak neler neler yapmışsın diye. Ne kebiri ne sığırı ne büyüğü ne küçüğü unutmamış, her şeyi tek tek yazdığında kusurlarımızı sen setreyle, yanlışlarımızı affeyle. Vallahi tövbe ettik, bizleri günahlarımızdan mağfiret eyle ya Rabbi. Ve o